Evet, merhaba arkadaşlar. Şu an Gökhan Bey'in evinde 3 kapaklı, 2 çekmeceli yüzden hazır demonte mobilyasını kurmak için bugün Gökhan Bey'in evindeyiz. Girişi ustamız yaptı. Bilgin olsun, kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili ustamız Gökay. Aynen söylediği gibi. Kapaklı dolabımız var. Onun montajını yapacak. Hızlıca. Önce parçalara ayırıyoruz. İskelet parçası, kapak parçası, arkalık ve demir aksam olmak üzere. Rengimiz ceviz, malzememiz sunteler, kenar PVC'leri 1 milim. Bunlar çekmecenin arkalıkları. Birazdan videonun içinde göreceksiniz. İlk ben bu tarz mobilyalarda ilk başlayacağım yer çekmece olur. Çekmeceleri ön, arka, iki yan, bir, iki yan, öyle düşünün. Bunlar da çekmece kalatası. Şimdi. Yani ön tarafa. Aynen. Evet. Bu hazırlarda normalde bir çekmece kutusu olur. Şöyle. Bu çekmecenin iki yanı düşünün. Bu da arkası düşünün. Normalde bir de ön olur. Önüne klapa gelir. Ama hazırlarda bir parça elde etmek için, kazanmak için klapa ile önünü aynı malzemeye yapıp bu parçada kar ederler. Evet. O zaman ne oluyor? O parça diğer çekmecenin oluyor. Evet. Diğer parça çekmecenin oluyor. Bu dolapta yaklaşık 1000 tane veya 1 milyon tane yaptığında 1 milyon tane parça evet, karlı oluyor. Ve yaklaşık yüzlerce videosu var. Bunları yanlış takma şansınız yok aslında. Bunu buraya takamam. Evet. Buraya. Sadece elle değil bu tarz şarjıyla takarsanız işi kolaylaştırırsınız. Amatörler için söylüyorum. Şu an yapacağımız bu videoda deneyeceğiz daha doğrusu. Kitapçığa hiç bakmadan toplamayı deneyeceğiz. Sıkıntı yok. Allah'a çok şükür. Minifix'in şurada bir ok yönü var. Ok yönünü her zaman buradaki delik yönüyle aynı yöne getirmeniz gerekiyor ki burada çevirdiğinizde kilitlesin. Bunu böyle takarsanız olmaz. İçindeki ok yönünü delik yönüne bakacak şekilde minifix parçalarını takıyoruz. Bakın bu şekilde. Burada da aynı şeyi yapıyoruz. Ok yönü delik yönüne bakacak. Şu yöne bakacak. Bu ufak bir detay ama toplarken size çok yardımcı olacak bir detay. Evet, tekrar sökmek zorunda kalmayacaklar. Aynen. Yani. Ustanın işine karışılmaz. Artı bu iki kişilik iş değil, o yüzden ben sadece video çekiyorum. Aynen öyle. Bu arada Gökay Usta ile biz yaklaşık 5-6 senedir tanışıyoruz. Daha önce tasarımını benim yaptığım, uygulamasında kendisinin yaptığı 2-3 tane işimiz var birlikte hallettiğimiz. Yani tanışıklığımız eskiye dayanıyor. Çekmecemizin arka
ve iki yan kısmını tamamladık. Klapa burada. Biraz önce daha önce de söylediğim arkalık burada. Çekmece arkalı temiz beyaz tarafı. İçeri bakacağım şekilde. Şimdi klapamızı kanal arkalığa gelecek şekilde takıyoruz. Zaten burada minifix'in kitlemelerini daha önce biraz önce takmıştık. Sadece burada takmadığımız kavilyalar kalıyor. Kavilyaları da buraya takıyoruz. Siyahlar kavilya oluyor. Bunlar gri renkte, %100 ağaç da olabilir, plastik de olabilir. Kavilyaları da buraya taktıktan sonra çekmecimiz oturuyor. Ondan sonraki işlem, bunu manuel elle yaparsanız fayda var. Bir herhangi bir tane tornavida alıp yapacağız. Burada kitlemeyi sağa doğru, sağ yönünde yaparsanız sıkıyor gibi yani. Sıkıyor gibi. Evet. Çeyrek dur. Burada da aynı şekilde. Sıktığınızda çekmecenin %70'ini tamamlamış oluruz. Şimdi takmamız gereken rayımız var. Raylar burada mevcut delikleri nokta olarak var. Dikkatli bakarsanız. Bu şekilde bu bir takımdır. Bu tekerleksiz olan kısım klapaya doğru gelir. Ve bunun ufak yıldız 4.18, 3.5-16 tarzında vidaları vardır. Şu an ben vidayı tutturdum ama orada bir nokta deliği var. Öyle tutturdum. Afaki takmıyorum. Aynı şekil tekerlek kısmı, çekmecenin klapa kısmına değil, diğer kısmına gelecek. Aynı 4.18, 4.16 vidadan tutturup çekmecemizi tamamlamaya bir adım daha yaklaşıyoruz. Şimdi çekmecemizi son finalde tamamlamamız için kulbunu takacağız. Torbasından çıktı değil mi? Tabii. Evet. İçinden çıkıyor, torbasından çıkıyor. Burayı bir adı Milano olabilir normalde. Milano ceviz diye. Yani. Ceviz, evet, ceviz diye. Ceviz de bu. Çekmecenin klapasını takıyoruz. Çekmeceyi bitirmeye çok yakınız. İkinci çekmecemiz hazır. Sadece rayı kaldı. Şu an çekmece rayını da takıyoruz. İkinci takım, bu takım olarak bir takımdır. Bunu yani buraya iki tane de dolabın kasasına takılacak rayı vardır. Bir çekmece olarak geçeceğiz takımı. Bunlar kasaya geçen parçalar. İkisi
yanı. Bu zannedersem dolabımızın sol yanı. Sol olduğunu nereden anladım? Buradaki deliklerinden bunun alt ve sol olduğunu anladım. Yüzü bant tarafı burası. Bantsız tarafı arkası olarak. Şimdi burada yapacağım şey, bunda da aynı şekilde yaklaşık burada yüze yakın vida var. Onları tamamlayacağım. Kalıyalım. Zaten şöyle bir kurgu var. Bunun aşağı yukarı deliklerini yanlış takma şansınız yok diye söylemiştim. Bu deliğin de askı borusu olduğuna inanıyorum. Bunlar pabuçlar, alt pabuçları. Bunlar kapak mıntaşaları. Derken kapak mıntaşalarını şu şekilde, şu yönde. Bu şekilde taktığınızda arkasında geçtiğine emin olmanız lazım. Ve sadece bunu burada yeri geldiğinde kapağı bunları monte edeceğiz. Ama bu birleşimlerini takım haline getirmeniz gerekiyor. Şimdi dolabımızın sol ünitesiyle vedalaşmadan önce çekmeceye taktığımız rayın kasaya, iskelet olan kısmını takacağım şöyle bakayım. Onu da buraya nasıl takıyorum? Böyle niye takıyorum? Böyle niye takıyorum? Böyle niye takıyorum? Burada iki tane nokta delik var. İki nokta delik de burada var. Bu şekilde önde yarım dilim, yaklaşık 3-4 milim boşluk kalacak şekilde. Yine en ufak yolunuz vidalardan çekmece yaptığımız gibi. Burada noktalara gelecek şekilde montajını yapıyoruz. Buradaki ayrıntı tekrar aşağıda kalacak kısmında dolabın sol ünitesi olduğuna göre sol parçalarını taşıyoruz. Bu şekilde. Aynen. Bunları da yapıyoruz. Vidanın yanlış tercih yaparsanız arka kısmından çıkar. En ufak yıldız vidalar atıyorsunuz. Çekmeceleri raylarına bağlarken. 3.5-16 ya da 4.18. Altında biraz önce pabuçlar göstermiştim. Onları ufak bir çekici yardımıyla buralarını gördüğünüz üzere çakıyorsunuz. Parke yüzeyde veya farklı yüzeylerde dolap alt kısmına zarar vermesin diye mevcut alt pabuçlarını da çaktık. Ve dolabın sol kısmı olduğunu söylediğim parçayı işimiz toplayıncaya kadar bitti. Burada delikli parça var. Ve parçaya baktığımızda parçada delik yoksa parçayı kenara ayırın. Muhtemelen minifix olmadığı için seyyar raftır. Dolabı en son topladığınızda ondan faydalanacaksınız. Şimdi minifix'te olan delik yönüne göre minifix bağlantılarını takıyoruz. Ok yönünü atlamadan, ok yönü burada ortasında. Ok yönü deliğe bakacak. Böyle değil. Eğer böyle yaparsanız bu minifix'in karşılığı buraya girdiğinde bu içine girmez. Ama içine girmesini istiyorsanız bu yönde yaparsanız içine girer. Ve sağa doğru çevirdiğinizde kitlemeyi yapar. Bu çok önemli bir detay. Yoksa bu minifix'leri koyduğunuz parçaları tekrar buradan böyle tornavida sokup çıkartmaya çalışırsınız ve dolabı toplayamazsınız. Yönüne dikkat edin.
Bunu bakarak da öğrenemezsiniz. Bunu söylemediğim sürece veya kitapçığı tam detaylı okumadığım sürece okumadan bu şekilde öğrenmiş olursunuz. Ve tamamladığımız parçaları bir tarafa koyuyorum. Bunlar kapaklar. Şimdi dolabın diğer bir orta mı? Sağ mı? Evet. Sağ ünitesine geçtim. İşaretli yerleri var. Evet, genel not kalıyor işaretli yerlerine. Evet, videoya kaldığımız yerden devam. Telefon çalmıştı biraz önce. Evet, telefonumuz çaldı. Küçük bir mola verdi. Menteşelerle ilgili de bir detay var. Onu da belirteceğim. Bu menteşe adı üstünde düz menteşe. Bu menteşe deve boynu menteşe. Evet. Bunun arasındaki fark düz menteşeler dış dolabın dış kapaklarına gelir. Dev boynu menteşe iç kapaklarına gelir. Toplam 3 kapaklı bir dolapta 1-2 tane dış vardır. Bir tane orta kapak vardır. Orta kapağı her zaman iç kapağı dev boynu menteşe bu takılır. Bu da bir detay. Parçalara, bütün malzemelerini parçalarını koyduk. Sadece elimizde 3 kapak kaldı. Şimdi kapak bağlantılarını bitirmek istiyorum. Bu uzun kapak. 2 tane kapağımız var. Çekmece altında olan. Bu kapakları da delik yerleri size bakacak şekilde koyarsanız aynı benim şu an yaptığım gibi
biraz önce menteşe örneği verdim. Totalde bütün menteşelerimizi koyuyoruz. Şöyle yapalım. 2, 4, 5, 6, 7 menteşe pardon. 7 menteşe. Burada 2, 4, 6, 7. Düzler burada. 1, 2, 3, 4. Deve boyu 5. 5 düz. 2 tane deve menteşesi var. 2 deve menteşeyi 1, 2, 3 delikli olan kapağa takamayacağım böyle. Bu iki kapaktan birine takmam gerekiyor. Mantıken. Bu kapak veya üstündeki kapak fark etmez. Çünkü elimde iki tane deve boynu menteşe var. İki tane deve boynu menteşe olduğu için iki delikli olan iki kapağım olduğu için herhangi bir tanesine taktım. Şuraya düz menteşe. Düz. Yani şu aradaki ortadaki kapağımız orta kapak olarak belirlemiş olduk şu an. Üç tane diğer kalan düz menteşeyi de bu kapağı takarak bu kapakları bu şekilde çekerek kendinize doğru tek bir yön olması için en ufak yıldız vidaları kullanarak şu an menteşeleri kapak montajını yapacağım. Daha sonra finalde eski ettiğini topladığımız dolabın bu karşılıklarını dolaba montajını yapacağız. Evet. Diğer sorulan bir soru genelde bu kadar menteşe ve demir aksamlı kulp, Mayfix, Vida, Alyan hepsinde ben arttırıyorum diyen arkadaşlar oluyor. Bunda normalde hiç arttırmamamız gerekiyor. Fazla koymuyorlar mı? Çünkü bu firmalar fazla koymuyor. Dediğim gibi üretimleri çok fazla olduğu için bir tane yedek, iki tane yedek, üç tane yedek koyun durumu yok. Arttırırsanız bir yerde bir tane eksik yapmışız anlamına geliyor. Şu an biz bu kadar malzememiz kaldı. Ona göre bakıp biz arttıracağız mı arttırmayacağız mı videonun sonunda göreceğiz. Şimdi kapağın menteşesini taktık. Geri kalan kısmı sağ fark edecek mi? Şöyle fark edecek mi? Fark edecek aslında. Şimdi yatık mı monte edeceksin? Yatık monte edeceğim. Çünkü burada hem mesafeden kazanmak için hem de o yapmadığını görmek için. Çünkü ikinci bir kişiye yardım olmadan toplamak istiyorsanız bu şekilde yatık uygun mesafeniz varsa toplamanız daha faydalı. Bu baza parçası. Şurada iki deliği görürseniz hemen buraya plastik pabuç takacaksınız. Aynen bu kanal plastik pabuç orada. Şuraya taktık.
Burada bir delik var. Bu delik de bunu karşılayacaktır. Tabii bu deliği siz oradan göremiyorsunuz. Şuradan ben takıyorum tabelasını. Şimdi orta modülü takacağım. Ondan önce kendime yer açmam gerekiyor. Orta modül çekmece rayını karşılaması için çekmece rayının karşısına takılıyor. Kabın yalarını takıyorum buraya. Şimdi bu orta modülün çekmece üstü modülü olarak bu minifix delikleri alta basacak şekilde bunu buraya takacağız. Öyle mi? Kalın bir aramda. Daha sonra mini fixlerini sıkıyoruz. Sağa doğru yarım tır. Burada da aynı şekil. Şimdi şunları takarsak mini fix aşağı bakacak şekilde. Yine yarım tır sıkıyoruz. Burada yine kabul edebiliriz. Burada da. Burada. 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 Şimdi sağ modül, sağ boy. Daha önce toplamıştık. Şimdi onu takıyoruz.
alt kısmı pobuçlarından anlaşılacağı gibi alta geliyor. Şimdi bir mantığı çakmak için nasıl bir topuz? Kaldı. Ama üst kısmı takmadan önce dolabın arkalıklarını yerine takmamız gerekiyor. Onun için dolabı kaldırıyorum. Yardım edeyim mi? Yok. Tamam. Böyle kaldırıyorum dolabı. Dolap zaten 1.80 olduğu için. Tavanla alakalı sıkıntı yok. Evet. Aynen. Bu şekilde kaldırdım. Şimdi dolabın kanal olmadığı sürece arkalarında kanal yokmuş. Evet. Kanal olmadığı sürece üstünü de takabiliyoruz anlamına geliyor. Sadece kavuyalım, takalım. Kablolarını takalım. Şurada takıyorum kablolarını. Şurada. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Şimdi dolabın üstünü takalım. Bastırarak ki kavramayı yapsın. Arkalık 3 parçadan oluşuyor. Dolabı toplamasını bitirmiş olacağız. Bunu yüzüstü dolabı yatırıp o şekilde toplayacağız. Buradaki dikmenin tam ortasına geliyor. Buradan da çivi çakabileceğiniz anlamına geliyor. Bunu toplarken atlamamızda fayda var. Çünkü bir dolabı tutan arkalıktır. Arkalara ne kadar çok çivi çakarsanız, ne kadar bu ara kayıtlara da çivi çakarsanız dolap o kadar sağlam olur. Sallantısı azalır yani. Aynen. Sallantısı azalır. Ve güvenliğinde kalması için daha etkin olur. Bu tarz dolaplarda hep dolabın içine bir şeyler tepildiği için, dolaptan arkalıkları çıktığı için kapakların kapanmama durumu daha sonraki kullanımlarda hep onlar meydana gelir.
size verilen bütün çivileri kullan. Tabii bir yere çok çivi çakıp da elinizi çiviyi bitirmeyeceksiniz. Ona göre ölçüye gidip tamamlama bittikten sonra ilave kullanın. Yerleştirecekler yani. Aynen öyle. Şimdi bu parçamıza geldik. Biraz önce bahsettiğimiz parça. Bu parçayı buraya takıyoruz. Bu şekilde. Taktıktan sonra ilave parçasını takacağız. Yani diğer yarım arkada takacağız. Biraz önce bahsettiğim lojistik olayları, ambalaj olayları gibi. Orada anladığınızı umuyorum. Şimdi arkalı ikinci parçasını tuttum. Çakmaya devam edelim. Arkalı üstten sıfır olduğuna emin olun. İlk çakarken de bu yandan sıfır olduğuna emin olun. O zaman arkanın ölçüsü bile bir bıçak. Burada yarı yarıya bastığı için burada çivi atma riskiniz daha tehlikeli bir boyuta geldiği için buradaki size olan tavsiyem de bir ve ikinci arkalı çaktıktan sonra normal alt üst, burada zaten çakamazsınız, alt üstleri tamamladıktan sonra üçüncü modeli koyup, tabi beyaz kısmı içe bakacak şekilde bunu söylemiyorum ki, bu parçayı da taktıktan sonra üstten sıfır olduktan sonra burada yarı yarıya bir basma payı var. Bu yarı yarıya basma payına çivi atarsanız içeriden çıkma ihtimalleri var. Ama bunu mühendisler, dolap tasarlayan kişi bunu düşündüğü için önce çiviyi çakın, tutturun. Bu orta kısma hiç çivi çakmayın. Şu an böyle tutturuyorum. Böyle çakıyorum. Ondan sonra orta kısmı daha alt çakmasını da bitireceğim. Yani şimdi bu orta kısma geldiğimizi farz edelim. Burada vidalar var. 2, 3, 4, 5. 5 tane vida saydım. Bununla bağlantılı 2, 3, 4, 5 tane de rondeli bulduk. Dolabı topladığınızda bu 5 tane vidayı ve 5 tane rondeliyi bunlar nereye çakılacak? Fazlalık koymuşlar. Dediğim gibi bu dolaplarla fazlalık olmaz. Bu rondeliyi bu vidaya geçirerek merkezinden çekip evet. Böyle olduğunda çivi buradan içeriden çıktı, buradan dışarıdan çıktı durumda olmayacak ve daha sağlam olacağı için bunu bu boyu 5'e paylaştırarak bu 5 tane vidayı kullanırsanız hem vida arttırmamış olursunuz hem de mühendisin tasarladığı gibi plana uymuş olursunuz. Arkalığın çivilerini tutturun. Ondan sonra elinizdeki çivi adetine göre arkada ne sıklıkla çivi çarpacağınızı elinizdeki çivilerin adeti belirleyin.
dolabın arkalarını toplamış bulunuyoruz. Şu an dolabına yönelik. Askı borusunu takıyorum. Bu çekmeceyi üste, diğer çekmeceyi alta koyup çekmecemiz kapandı. Şu an dolabımızın 3 kapağı kaldı. Şu an sadece burada nokta olan yere tutturuyorum. Şimdi diğer deve boynu olan menteşe. Bu orta kapak. Şimdi bunu orta kapak. Mis, canımlar gibi. Çok az bir kapak ayarını gerektirecek. Evet, onu da yaptım. Şimdi, bu kapağı takmadan önce burada raf bindiri var. Yaklaşık 3, 6, 8 tane. Bir kapağı 4 tane olmak üzere. Normalde müşteriye sormaksızın ortadan atarız biz. Daha sonra müşteri arzu ederse kendisi istediği yüksekliği bunu ayarlayabilir. Bu şekilde raf pimlerini takıp kapağı takmadan önce bu işlemi yaparsanız burada kapak olmadığı için rahat çalışma ortamı var. Daha önce ilk başta şu iki tane rafın olduğunu ve içinde minifix olmadığını, seyyar raf olduğunu söylemiştim. Ayırdığım raflardan birini aldım ve içine bu şekilde koydum. Aynı işlemi aşağıda da yapacağım. Diğer rafımı takıyorum ve rafı taktıktan sonra buranın kapağını takacağım ve dolabı sonlandırmış olacağız. Sadece ilave raflar hariç. Evet arkadaşlar, dolabın toplanma işlemi bitmiş bulunuyor. Sadece ekstra bir rafımız var. Ekstra. Evet. İki tane, evet. İki raf buraya montajını yapacağız. Ayrıca şu malzemeyi aldık. Evet, raf filmlerini tutturmak için aynı renkte, dolabın rengine uygun raf filmleri aldık. Normalde şunu söyleyeyim, videoyu izlediğiniz sürece boyunca dolabın toplama işlemi şu an bu orijinaline göre bitmiş bulunuyor arkadaşlar. Bu sadece bu ekstrası, bir, evet. Ekstra bir şey. Yani dolabın toplama süremiz de orada 45 dakika. 45 dakika. Aynen. Tamam. 8 tane raf filmi kullanarak 2, 4, 5, 6, 7, 5, 8. Yaklaşık 2-3 dakikada bir işlemi sürecek. Ve ondan sonra şimdi bunu aşağı mesafeden bir tane 30 santimden bağlıyorum. Evet. Çünkü dolabın derinliği biraz fazla olduğu için 30 santim yetecektir. 30 santim aynen yeterli. Diğerine tekrar sen karar vereceksin. Ona göre hangi mesafeden istiyorsan. Çiziyorum.
pimlerimizi çarptık. Teşekkür ederim. Sağ ol. Eline koluna sağlık. Tamam. Bu arada fabrikasyon olduğu için hani her şeyi hizalı. Aynen. Ufak tefek ayarlar yapmak gerekebilir. Şimdi bu kapak mesafeleri arasındaki boşlukları kısma ve çoğaltmayı buradan yapabiliyoruz kapak ayarlarından. Bilginiz olsun. Daha çok açmak ve kapatmak isterseniz. Şuradaki bu arkadaki sıkma vidasıdır. Bu da ayar vidasıdır. Bu ayar vidasını sıkarsanız kapak öne gelir. Gevşetirseniz kapak geriye gider. Eğer boşluktan fazla olduğuna inanıyorsanız buradan ayarlarını yapmanız mümkündür. Mis gibi oldu. Eline, koluna sağlık. Budur. Çekmece çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Dolap boş olduğu halde sallanmıyor. Boş evet. Olduğu halde. Bir de bu dolabın içi dolu. Dolduğu zaman tabii. Sallanmaması. Hemen hemen hiç yakın olacak. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. İyi günlerde kullanırsın. Teşekkür ederim tekrar. Sağ ol. Size sağ olun. İyi günlerde kullanırsın inşallah. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadar. Bu tür videoların devamı için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.